gitsem sana kendimi. Bir anlasan. Aslında benim sana söylemem gereken bir şey var. Ben sana kırıldım biraz Kemal. Neden? Benim kendi isteğimle gittiğimi düşünürsün. Saadet, ben erkeğim, polisim. Biraz da taş kafalıyım, kabul. Ama ben gördüğümü yorumluyorum. Gördüklerim de beni yanılttı. Senden gerçekten çok özür dilerim. Ya, kapatalım mı bu konuyu? Gerçekten utanıyorum. Saçmaladım. Tamam. Tamam, öyle olsun. Ya aslında ben bu sabah niye geldim biliyor musun? Sana bir şey sormak için. Şimdi sor. Dolabımda kıyafetlerini görmek istiyorum. Orada soru yok ki. Anlamadım. Bir dakika. Bir dakika. Sen benim senin evine taşınmamı mı istiyorsun? Hayatta olmaz Kemal öyle bir şey. Ablama babama ne derim ben ya? Böyle bir şey nasıl dersin? Evlen diyorum benimle. Evlenelim. Üşüdüğünde, hasta olduğunda, mutluyken hep yanımda olmanı istiyorum. Gözümün önünde ol. Saadet. Bak, hemen cevap verme. Biraz düşün. Hatta istediğin kadar düşünebilirsin. Benim ne acelem ne de senden vazgeçmeye niyetim var. Servet Hanım. Merhaba Yılmaz. Yorgun gibisin, ne oldu? Yoo. Niye yorgun olacağım canım? Yürüdüm, spor yaptım. Bacakları açtık biraz. Sen ne yapıyorsun burada? Seni bekliyorum. Babamlara durumumuzu söylememiz lazım yani. Babam karşısında birdenbire seni görürse kalp krizi falan geçirebilir. Of of, iyi iyi, tamam hadi. Bak. Pişman olduysan söyle, ben dalga geçmem söz. Yok ya, niye pişman olacaksın? Sen olma sonra. Hadi yürü. Hadi bakalım. Ne oldu? Hadi. Hadi. Açsana. Anahtar verdim sana. Ana. Vallahi bende anahtar. Ben geldim. Ne haber kız, sarı sevda? Ne oldu buna ya? Anlarsın birazdan. Hangisi ya? Dene dene. Delirdiniz mi siz ya? Bir bakayım şöyle. Kesin delirmişsiniz ha. Babacığım, neden anlamıyorsun? Hepimizin iyiliği için yapmamız lazım. Abla? Ateşin mi var senin gerçekten? Ne demek ablan enişten, enişten ablan olacak? Tövbe tövbe. Ya öyle deyince tabii biraz garip oluyor da. Aslında hiç zor değil anlaması. Nasıl anlatsam ben?
Ama be, sizinle uğraşamam. Daha yemek yapmam lazım Saadet'e. O da gecikti zaten. Vallahi servetim, biz anlatamayacağız galiba bu mevzuyu. Ay Yılmaz, dur bir sen de. Baba. Babacığım lütfen bir dinler misin beni? Yılmaz'ın bazı şeyleri anlaması lazım. Yani yarın öbür gün baba olacak. En azından onun için bu dersi alması gerekiyor. Hay benim aklı kıt kızım. Zaten o çalı süpürgesini damat diye, koca diye eve getirdin de ben anladım senin kıt akıllı olduğunu. Aman be, sizle mi uğraşacağım be? Sizle mi uğraşacağım? Yeter artık be. Ama baba bir dakika yani. Bir dakika dinlesen. Zaten ben anlamadım ki kızım. Bebekken seni yere düşürdük de bıngıldağını mı ezdik? Ne yaptık? Böyle oldu kafa. Zaten yalnız sen de değil. Bütün kardeşlerin böyle. Öylesiniz. Üçünüz de mi düşürdük be? Ne kız, ne kikir diyorsun öyle ağzına ayrı ayrı? Enişte. Bak. Benden sana bir tavsiye. Hazır babam arızayı çıkarmışken pırt, kaç kurtul. Hoppa. Sen enişteni tanımamışsın galiba kızım. Deli Yılmaz kaçmaz. Her zaman sözünün arkasındadır. Vallahi ben seni sevdiğim için söylüyorum. Sen bilirsin. Ya eniştem ablam eniştem olsun. Tövbe yarabbim. Artık yorum yapmayacağım. Ne haliniz varsa görün. Aa, sen razı oldun mu baba? Olmayıp da ne yapayım kızım? Baksana, iki tane kazık gibi insan. Ne diyeyim ki? Hadi fazla uzatmayın. Ben eve geçiyorum Yılmaz. Sen de yerleşirsin artık. Bana ne yapacağımı söyleme. Ben işimi bilirim. Evet. Al bakalım kızım şunu. Al as bakalım abacığım müsaadenle. Evet. Bu akşam yemekler Yılmaz ustadan. Yok artık, o kadar da değil canım. Aç kalacağız ya. Alt tarafı üç gün dayanacaksınız. Bir şey olmaz. Niye üç gün dayanacağız abla? Ay Saadet'ciğim, şimdi sana hiç anlatamayacağım. Hadi görüşürüz. Abla nereye gidiyorsun? Aa! Eniştem ne yapıyor mutfakta? Eve tımarhaneye çevirdiler kızım. Gel, gel ben sana anlatırım. Çok gel eğleneceğiz yanıma. Kız gel. Televizyon yok. Radyo çekmiyor. Of, ama canım yoksa yok. Ben de kafamı dinlerim öylece. Ay. Spor da değil, futbol gazetesi. Sneijder gidiyor mu? Sneijder gidiyor mu? Bu kim ki ya? Baban da mı pilavcıydı be kardeşim ya? Babam da mı pilavcıydı? Baba mı dedin Yılmaz? Yok be baba, kendi kendime konuşuyorum ben. Bakma sen bana. Biz de yadırgamıyoruz bu durumunu zaten. Devam et. Alınmaz baba. Ne? Alınmaz diyorum baba. Dur, boşuna söylüyorsun. O da üstünde Deli Yılmaz. Alınmaz. Hı. Yalnız enişte, acıktım ben. Yiyebileceğiz mi bu akşam? Bitiyor. Aç kaldı kızlar, acele etmeyin tamam. Öleceğiz açlıktan be. Hangi tabaklar be? Baba! Hangi tabakları kullanayım bilemedim ben. Sevda, yardım et şunu. Hadi kızım. Bu bıçaklar da hiç kesmiyor be baba. İki saattir bir hıyarı doğrayamadım vallahi ya. Ya bize yetiyor onlar. Thank you.
Bu ilginçmiş işte. Sen miydin Sevda? Sana giyecekle yiyecek bir şeyler getirdim ablacığım. Al. Sağ ol canım. Ne kadar çok çeşit var burada böyle. Hepsini eniştem yaptı ha. Bakalım yarın ne pişirecek size. Abla, şey, sen sıkılmıyor musun tek başına? Yok canım, niye sıkılacağım? Keyfim yerinde. Kafamı dinliyorum. Oh, rahatım yani burada. Bizde istediğin özel bir şey var mı? Eniştem için enteresan bir işkence çeşidi falan. Olduğunuz gibi davranın yeter. Bu arada yemek çok güzel olmuş ha. Hoppa! Hop! Ne oluyor? He? Yakalandınız hanımlar. Ne bu özel muameleler, yemekler falan? Ne var canım? Kızın aklına düşmüşüm. Bir iki lokma bir şey getirmiş bana. Ha, öyle mi? Ben Yılmaz'ken hiç böyle ikramlar yoktu ama. He? Nasıl yapacağız? Enişte bir saçmalama ya. Aman bırak, alsın götürsün yemeğini. Ben kendi işimi kendim hallederim. Ay abla, sen de saçmalama. Canım, tepsiyi alalım lütfen. Al canım. Of, sıkıldım sizden ha. Ne haliniz varsa görün. Gidiyorum ben. Bana bak, ocakta sütlaç var. Onun altını kapatıver ha. Tamam enişte, of. Servet Hanım. Oyunu kuralına göre oynayacağız değil mi? Ben olsam şimdi içeride garip garip oturmuş, yumurtamı kırmış, melemenimi yiyordum. He? Canım mutfak orada. Malzemeler de var. He? Hadi bakalım, yallah, hadi. İyi, tamam, aldın işte. Nasıl? Kuru fasulye de kuru fasulye ha. Pilav, turşu, salata. Vay anam, vay 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 vay. Al hadi, al. Gel kız, nazlanma, al şunu. Al bakayım. Al. Senin için değil, yanlış anlaşılmasın da. Yavrucak için. Bebeğe mama olur, mama. Teşekkür ediyor babası. Öp kuzumun gözlerinden. Kızım, şu pilavdan bir kaşık daha koy. Yok artık baba ya. Kaçıncı tabak bu? Onu güzel yapmış Melet'i. Ha, eline sağlık enişte. Afiyet olsun. Sıkmayın babamı, sıkmayın. Verin biraz daha, verin. Sıkmayın babayı ya. Rahat olun. Hı, rahat olun. Heh, bundan sonra böyle. Yeni servet bu. Allah sonumuzu hayretsin. Ben sevdim yeni Servet'i. Evet, çaylar da geldi. Kızım, şu Yılmaz'ın sütlaçlarından bir tane de bana ver. Olmaz baba, çok yedin sen. Sevdacığım. Yine sakin işte. Sadacığım. Ben ne yapayım enişte? Uykum kaçıyor. Al kız. Vallahi uykum kaçıyor. Çarpıntı yapıyor böyle. Kız al şunu. Ya gerçekten. Allah Allah. Antika sadı, antika sadı. Nasıl? Sütlaç? Çok güzel. Benim uykum geldi. Ben odama çıkayım, bir şeyler okuyup sonra da uyurum. Hadi iyi geceler. Kitabım var benim orada. Kıymetli evrak hukuku. Üçüncü sayfasından sonra böyle gözlerinin kapaklarına cüceler yapışacak. Baba nereye? Ben şu Saadet'e bir bakayım. Ya bırak babacığım, kafasını dinlesin be kız. Yok, bakayım dinlemesin. Kafası pek iyi değil bu ara. Be. Nasıl sütlaç nasıl? Çok güzel, bitirdim hepsini.
mesaj sana. Yılmaz'a söyle, babamın ilaçlarını unutmasın. Yarın da ne yemek pişireceğine karar versin. Allah Allah. Dayanamıyor, dayanamıyor. Dayanamaz. Karışmadan duramaz o be. Bu senin ablan var ya ablan. Yani başka türlü bir kadın olsa, böyle munis, sessiz, sedasız bir kadın olsa vallahi hiç çekilmez kız. Sanki bu haliyle çekebiliyorsun da enişte. Konuşturma beni. Kim o kız? Tibet arıyor. Dur. Efendim Tibet. Tibet, Bedir'le aynı sınıftaysan ben ne yapabilirim? Ya sana ben söyledim zaten aynı sınıfta olduğumuzu başkasından duyma diye. Tamam. Ya tamam, konuşacak başka konumuz mu kalmadı? Kapatıyorum ben, hadi. Ne oldu? Bedir yüzünden kavga ediyor benimle ya. Hepimizin bir hassas noktası var kızım. Küçük enişteninki de Bedir oldu artık. Aman bırak onu. O da bir tuhaf. Böyle bir gitti bir döndü. Böyle bir havalar falan. Bir de onun yüzünden huzurum kaçıyor. O kadar tuhaf değil aslında. En azından şu hali o kadar tuhaf değil. Aman bana ne ya? Ne hali varsa görsün. Deniyor. Sen Bedir'in hikayesini bilmiyorsun yani, öyle mi? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ölümden döndüğünü, az daha vurulacağını falan bilmiyorsun yani. Ne? Kan davasından kaçtığını, sırf o dava devam etmesin, daha fazla kan dökülmesin diye kendini ölü gösterdiğini. Bilmiyorum. Daha 17 yaşında, çocuk denecek yaşta sokaklarda yattığını, dayakları yediğini, kuru ekmek bulamadığını. Sırf kan davası devam etmesin diye. Bir anasının bir oğlu olduğunu. Sırf o anası gerçeğini yaşamasın diye ona yalandan bir evlat acısı yaşattığını da bilmiyorsun değil mi? Senin en büyük derdin neydi Sevda 17 yaşında? He? Ojen mi bitti? Efendim saçının rengi tuttu mu tutmadı mı? Başka başka hayatlar var. Başka başka dertler var. Bilmiyorum. Ben bir çay alayım. Bizim kızlar. Ay bu dükkana yapıştım ya. Ah Sevda. Yani mesajıma bir yanıt vermedin ha. Üf. Yani insan bir yanıt verir.
Ablacığım merak etme, her şey onda falan da. Sorumsuz. Yok, en iyisi ben gideyim. Bir bakayım. Of, of Sevda, of. Şimdi ne olmuş? Yani kan davası bitmiş mi? Bitmiş, bitmiş. Aç bak, kesin ablandır ha. Dur bakayım. Ablam, gel. Hop hop hop, nereye davet ediyorsun bana sormadan? İyi tamam canım, içeri girmeyeceğim. Ben bir şeyler sorup gideceğim zaten. Sevdacığım, bize biraz izin verir misin? Tamam, ben odama çıkıyorum. Babama ilacını verdin mi? Hazır ettim, vereceğim. Bu kızın nesi var? Bir şey yok. Sen buraya hesap sormaya mı geldin ya Servet? Evet. Madem servetsin, servetliğini bil. Öyle kolay değil bu işler. Ha, ben sana diyorum mu Yılmaz şunu yap, Yılmaz bunu yap diye? Çünkü ben biliyorum ne yapmam gerektiğini. Ha, çok biliyorsun. Hadi canım hadi evine. Bu saatte dolanma kapının önünde, laf söz olacak vallahi. Allah Allah, sanki burada böyle... Sanki aşığımla konuşuyorum değil mi kapı eşiğinde? Sonuçta öz be öz nikahlı karım. İyi neyse tamam, dediklerimi unutma. Babama da söyle Saadet'i daha fazla sıkmasın öyle, tamam? Babanın kimseye bir şey yaptığı yok canım. Hadi sen abartıyorsun. Hadi bakayım hadi, güle güle. Hadi tamam, hadi görüşürüz. Kızlarla ilgilenmiş. Sanki kundak bebesi bunlar ya. Koskocaman kadın ikisi de. Masal mı okuyacağız? Ulan dur bakayım. Ben de çok kötüydüm bugün okulda. Geçmiş olsun. Of. Bedir uyuzu okulda sürekli karşıma çıkıyor. Sanki bir şey varmış gibi. Tibet de ayarsız ayarsız konuşuyor ya, sanki benim suçummuş gibi. Ya öyle mi? Tibet zaten iş de bulamıyor. Bulur zamanla. Şşt. Alo. Kızım bir durum mu var? Ha? Evlenme teklif etti bugün. Ne? Ciddi misin sen? Ne oldu? Ne yaptı? Ne dedi? Hay anlatsana kızım ya. Sabahtan beri konuşturuyorsun beni. Demedim bir şey. Benim biraz düşünmem lazım Sevda. O yüzden ablama babama bir şey deme, tamam mı? Yani en azından ben bir karar verene kadar. Söyleme yani. Tamam mı yani? Sen nasıl istersen. Sevinmedin mi? Sevindim. De. O zaman bu halin ne? Hı? Kızlar, kaynatalım mı? Ne bu hali senin ya? Ne var kızım o halimizde, Allah Allah. Ablanızın yerine geçmedik mi ya? Azıcık benzeyelim. Her gece onunla kaynatmıyoruz mu? He? Azıcık da benimle kaynatın. Hadi bakalım azıcık çekirdek çitleyelim. Yok. Alın alın alın. İyi düşmüşsün valla. Otur bakalım. Sevda. Ha. Ne yaptın kaynanayla? İşleri yoluna koydun mu kız? Ne gibi? Bak benden sana çok önemli bir tiyo. Şimdi o Tibet'in anası var ya, Tibet'in anası. O sarı, sen ondan daha sarı. Ha?
kıskanıyor kız seni, kıskanıyor. Yok canım. Kızım, bu kadının şimdi bir tanecik bir tane oğlu yok mu? E sen ne güzelsin tabii, maşallah güzelliğine kurban oldun. Tabii güzel olacaksın. E kıskanıyor seni, normal yani, doğal. Anladın? O yüzden sen acık şey yap. Ne yapayım? Kontrollü oyna. Ayağına basma. Bırak o gelsin. Veyahut da sana nasıl anlatayım, offside taktiği uygulayacaksın. Çekileceksin geriye, kala kalacak o dumduzlak ortada. Kötü o olacak. Bana da tavsiyen var mı? Enişte. Pardon, abla. Kız! Bana bak! Var var, olmaz mı? Ha? Seni görmüyor zannetme kız, görmüyor zannetme. Kemal'den ben olumlu elektrik alıyorum kızım. Çok yakında sana bir teklifle gelebilir vallahi. Ha. Transfer gibi mi? Gibi. O yüzden dikkatli ol, sakın bonservisini kaptırma şimdiden, tamam? Kızım. Bu işin yarını da var. O yüzden sen sözleşmeni opsiyonlu yap. Anladın? Sarısı var, kırmızısı var, sakatlığı var. Ya bir gidin. Allah Allah. Bana bak, dinleyin ha eniştenizi. Allah Allah. Eniştenizi dinleyin. Kızım, biz bu işlerin master'ını yaptık, master'ını. Doktorasını yaptık. Gönül doktoruyuz biz kızım. Gönül doktoruymuş manyak. Hakikaten deli bu enişte be. Yalnız doğru şeyler söyledi ha. Farkında mısın? Evet vallahi. Söyledi. Size yaranılmıyor. Ulan canım çıktı vallahi be. Kokusuna kurban olduğum karım benim canım benim. Enişte! 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 Babam diyor ki, Üsküdar'da sabah oldu, uyanmayacaksa bilelim. Ya böyle adam mı uyandırılır ya, Allah'ım ya? Bizim evde böyle enişte. Tamam ya, Allah Allah, geliyorum. Hadi uyan. Bu sabah da kahvaltıyı babam hazırladı ama neyse, hadi bekliyoruz. Uyan! Heh. Günaydın Yılmaz. Erkencisin bugün. Günaydın. Ya Zeynep Hanım aradı da dün seçtiği rengin yanlış olduğuna karar vermiş. Buluşup onu konuşacaktık. Bana bak, doğru düzgün davran kadına. Zaten kış günü, düğün dernek yok. Bir de olanı elimizden kaçırmayalım. Kızım ne karışıyorsun benim işime? Ben senin işine karışıyor mu? Allah Allah. İkna kabiliyetim yüksektir, biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. Özellikle kadınlar üzerinde. Ya bir git ya, Allah Allah. Hadi gel götüreyim seni işe. Yok yok. Kalsın, ben taksiyle giderim ya. Yorulma diye söyledim canım. Sen bilirsin. Kızım. Ben senin kullandığın arabaya biner miyim? Ha? Biner miyim?
Keşke bebiş de binmeseydi de ne yapalım, içinden söküp atacak halimiz yok. Hadi kolay gelsin sana, iyi günler. Hadi çalıştır bakayım. Pompala, yavaş yavaş pompala gazı ha. Ne oldu? Gitmiyor mu? Bas ya, gaza bas. Ha. Kaptan, el freni, el freni. Çekeceksin el frenini ha. Ha. Önümüze bakacağız, gaza basacağız. Haydi bakayım. Yavaş kızım. Oh! Allah muhafaza ya. Hadi baba. Çıkıyorum ben. Kapıyı kapa. Tamam dur ya, telefonumla. Kapıyı kapa kızım, ablan üşüyecek. Ay tamam baba, ne abarttın ya. Ay İsmail. İşte gün şimdi aydı. İsmail'cim. Senin işlemle fazla mı geziyorsun? Dilin aynı ona benzemiş. Yılmaz abi bir çeşit idol sayılır. Olsun. Kapı! Ay tamam. Bir kere öp de öyle git. Bak ya. Hadi görüşürüz. Bak yine kapatmadı ya. Tamam baba, hallediyorum ben. Erkenden başlamışsın mesaiye Muzaffer amca. Ne mesaisi? Saadet ablayı canından bezdirme mesaisi, ne olacak? Bak küçücük çocuk bile anladı. Ne dedin sen kızım? Ya babacığım bunalıyorum dedim. Kapıydı, sapıydı, her an gözün üstünde. Bir şey yok ki. Bir dur, bir nefes al, bir ara ver. He. Tamam kızım. Tamam. Al. O gözü üstünden alıyorum. Tamam mı? Rahatladın mı? Ay. Gözüm üstündeyim. Al rahat et. Bırak. Al. Of baba ya. Üzülme Saadet abla. Belki de iyi gelir. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Hı. Gelir. Günaydın Zeyno. Günaydın. Hadi ders başlıyor. Şey ben girmeyeceğim derse. Sen gir. Tamam. Görüşürüz. Bedir, konuşabilir miyiz? Ya dersim var, kusura bakma. Ya 5 dakika. Çay içelim. Ya, mümkün değil, dersim var. Günaydın Bedir'cim. Günaydın. Derse gidelim hadi. Güzel, güzel. Sen niye bu kadar dipten kesiyorsun bunları? Ya bir ortasını bulamadın oğlum ya. Niye bu kadar uzun bunlar? Bunlar kesilecek, böyle olmaz. Bak senin saçın da uzun. Nuri, arkadaşı berbere götürüyorsun, tamam mı? Güzel. Güzel. Senden mi geliyor bu koku? Nuri. Arkadaşlara deodorant alıyorsun, tamam mı? Herkes buraya gelmeden önce sabahları duşunu alıyor. Dişleri hiç hatırlatmıyorum, herhalde yapıyorsunuzdur. Güzel, güzel. Bilhassa temizliğe özen gösteriyoruz yengeçim. Yılmaz abim hijyene çok dikkat eder. Nuri, arkadaşlara birer takım gömlek ve süveter de alalım. Böyle 2 gün üst üste aynı kıyafete giymesinler. Emredersiniz yengeçim. Menüyle ilgili değişiklik yaptım. Çeşitlemelerde fayda var. Hı? Çok iyi düşünmüşsünüz yengeçim. Ben bir gideyim mutfağı kontrol edeyim. Neler oluyor, neler bitiyor, aşçı ile görüşeyim. Tabii buyurun efendim. Çantam Nuri. Buyurun yengeçim. Teşekkür ederim. Nuri abi. Abi Allah'ını seversen devam edecek mi böyle ya? Niye sordun küsüm? Abi her sabah teftiş, her sabah teftiş. Bıktık artık ya. Kadın kötü bir şey yapmıyor ki, idare edin. Aa. Abi ben yıllardır garsonum. Yemin ediyorum böyle bir şey görmedim ya.
Devam edecekse ben Yılmaz abiyle görüşeyim. Abi ben arıyorum, arıyorum, açmıyor telefonunu. Abi olmaz böyle. Yılmaz abi acil gelsin, ne olur ya. Vallahi öyle olmaz. Ne yapıyoruz? Vallahi esir gibiyiz ya. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olalım. Aleyhan'a gelmeyelim. Servet yengem titiz kişiliğiyle tanınan bir insandır. Ama hayatta yanlış adımlar atmaz. Rica ediyorum. Sabredin, idare edin. Yahu ben halledeceğim diyorum. Olmaz bu. Ben bırakıyorum abi işi. Vallahi burama kadar geldi. Bir değil, iki değil abi. Vallahi oğlum, abi yok. Abi, oğlum gel bir şey söyleyeceğim. Lan oğlum gel, gel bir şey de. Gitti ya. Konseptimize uygun olarak böyle, rengimize uygun böyle bir kafesimiz var. Kuş kafesi. Renk kartelamız burada. Buyurun kadifelerimiz. Bir de böyle size özel bir buket. Şimdi yeni adet ya, düğünlerde böyle fırlatıveriyor gelin. Yalnız Yılmaz Beyciğim, ben çok düşündüm. Yine yanlış karar verdiğimi fark ettim. Allah Allah. Yani sizce de bu somon rengi konsepti böyle, ne bileyim, sıradan değil mi? Yani bir karakteri yok. Evet. Vallahi haklısınız. Karaktersiz bir renk. Somon. Doğru. Ne diyeyim? Somon. Yani. Tabii deyim yani. Evet. Haklısınız vallahi. Ne diyeyim? İşte insan gerçekleri birisinin insanın suratına bir şamar gibi vurması gerekiyor ki anlayasınız, değil mi? Doğru, doğru. Peki siz bana ne öneriyorsunuz? Şimdi ablacığım, düğün sizin. Siz ne canınız çekiyorsa ben onu öneriyorum. Olur mu öyle şey? Yani sonuçta siz organizatör olarak beni doğru yönlendirmelisiniz ki ben doğru kararı verebilirim, öyle değil mi? Ben neyse, Servet Hanım'ı arıyorum. Sonuçta biz ona daha iyi hallediyorduk bu işleri. Yok 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 yok, vallahi olur mu canım öyle şey? Niye? Ne gerek var Servet Hanım'ı aramaya? Ayıp oluyor, vallahi ayıp oluyor. Çok kalbim kırılır yani. Olur mu? Kendi aramızda biz onu hallederiz. Hallederiz biz onu. Nasıl halledeceğiz? Şimdi sizin müstakbel eşiniz ne diyor bu konulara? Sonuçta düğün bu. Canım tek başına da olmaz ki. İki kişi bir arada yapılır. Nişanlın mı? Evet. O çok karışmaz öyle şeylere. Yani sonuçta o diyor ki senin gönlün olsun da ne olursa olsun, o şey yapmıyor. Ya ya. İşte sorunu tespit ettik. Gördünüz mü? Neyi? Şimdi ablacığım bakın, siz beyninizi bir arayın. Deyin ki böyle 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 oldu. Sen ne diyorsun deyin. Arayayım. Lütfen. Emin misiniz? Tabii tabii tabii. Buyurun arayın. Bakın göreceksiniz iki dakikada nasıl halloluyor mesele. Arıyorum bak. Lütfen lütfen, buyurun, dükkan sizin. Sorayım ben bir müsaadenizle. Aşkım bir şey soracağım. Babacığım, küstün mü bana? Yok, iyiyim ben, iyiyim. Kafamı dinliyordum böyle. Baba, ben gerçekten öyle demek istemedim. Ya biliyorum, sen hep iyi niyetinden yapıyorsun ama ben de şey oldum. Bunu aldın. Bak kızım, babalar evlatlarının büyüdüğünü kabul etmez. Ama bu böyledir. Evlatlar büyür. Zamanla insan eti ağır gelir. Doğrudur. Ya babacığım, gerçekten öyle değil. Sen benim canımsın. Yok, öyledir öyle. Ya vallahi değil. Bak, mesela denizciler böyle uzun süre toprağa ayak basmadıkları zaman vücutlarında şey olurmuş ya, elektrik birikirmiş. Bana da öyle oldu herhalde. Ben de uzun zamandır evden çıkmadım ya. Delilendim. Söylesene kızım. O zaman hadi gel bahçeye inelim. Çıplak ayakla dolaşalım. Elektriği boşaltalım. Babacığım yok, ben onu demek istemedim. Misal verdim ben sadece. Örnek verdim. Hem bak geçti bile. İyiyim şimdi. Tamam mı? Tamam mı babacığım, canım benim. Oh, kurban olurum ben sana. Ne güzeliz böyle değil mi Saadet'ten? Baba kız. Ha. Böyle birlikte yaşarız. Evlendirmem seni. Kimselere vermem.
böyle dizimin dibinde durursun. Hı? Bize müsaade eder misiniz arkadaşlar? Konuşalım derken ciddiydim ben Bedir. Ben kavga etmek istemiyorum Seda. Kavga etmeyeceğiz. Ben sadece tüm bu olanların neden bana anlatmadığını öğrenmek istiyorum. Yılmaz abiler anlatmış işte sana olan biteni. Anlattı. Ama aynı şey değil. Ben bunları senden duymak isterdim. Ya anlatsam. Anlamayacaktım. Çünkü benim için hayattaki en önemli şey saçımın rengi, ojemin markası. Değil mi? Çünkü ben daha bebekken annesini terk ettiği bir çocuk değilim. Daha da kötüsü, annesini hiç doğurmak istemediği bir çocuk değilim ben. 17 yaşında annesiz kalmış biri hiç annesi olmamış birine göre daha şanssız sayılır değil mi? Hı? Çünkü ben sadece güzel anların paylaşılabileceği basit bir kızım. Şu giden kızlardan hiçbir farkım yok çünkü değil mi? Çünkü ben... Sevda dur yapma. Sevda, böyle gitme. Bedir, bırak lütfen. Böyle gitme. Gerçekten gitmek istiyorum Bedir. Sevda, böyle gitme. Lan sen ne yapıyorsun lan? Ayı! Dağ başım burası, kız bırak diyor hala tutuyorsun. Okul burası, okul. Haklıymışsın Sevda. Sana inanmadım, özür dilerim. Ya sözlü falan dinlemiyor, asılıyor bir de öküz ya. Bak ben işte tam bu yüzden seni bırakıp gidemiyorum bir yere. Neyse hadi gel. Hadi gel. Abim hoş geldin. Dur lan dur, ne oldu? Ha, niye çağırdın oğlum beni? Abim burada işler karıştı. Servet yengem yönetime el koydu. Bütün dengeler alt üst oldu. En son dekorasyonu değiştireceğim diye tutturdu. Zor durumdayız abim. Ya ne oldu? Abim Servet yengem hala benim için muhteşem, harika ve süper bir kadın. Ama erkek egemen bir restoranda çeşitli rahatsızlıklar yaratabileceğini deneyimledim. İyi oldu lan. Anlarsınız oğlum değerimi, anlarsınız. Abim sözlerim yanlış anlaşılmasın. Benim bir şikayetim yok. Ama çalışanlar şey diyor. Hatta birisi işi bıraktı. Yapma ya. Vallahi abim. Dur bakalım o zaman, ben bir ortalığı kolaçan edeyim. Yengen içeride mi? Evet abim. Bir bakalım, gözükmeden bir bakalım. Geç bakayım yavaşça. Oğlum bu arabayı da böyle park etmişler. Ha? Birisi alsın doğru düzgün park etsin. Tamam. Yengen bilmez lan araba kullanmayı. Abim anahtarı saklayayım mı? Sakla sakla. Bak bakayım orada mı? Geleyim mi? Gel gel abim, yok. Ne? Çiçekleri masanın tam ortasına yerleştiriyoruz. Evet, tuzluklar da kenara. Biraz hızlı lütfen. Yavaş gidiyorsunuz. Heh. Ha işte böyle. Nuri bak, acil bir çiçekçiyle anlaşıyorsun. Günde iki defa yenileniyor bu çiçekler. Mevsim çiçeklerine göre, tamam mı? Tamam yengeçim. Yengeçim nasıl, arzu ettiğiniz gibi oldu mu? Olacak olacak, çok yakın. Ay telefonum. Çantam lütfen. Buyurun yengeçim. Teşekkür ederim. Ay müşteri arıyor yani Yılmaz. Umarım yüzüne gözüne bulaştırmamıştır. Ben ne diyeceğim bu kadına ya? Of.